New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'ndeyiz ve bir Bodhisattva heykeline bakıyoruz. Bu heykelin tam adı Bodhisattva Maitreya. Peki Bodhisattva nedir ve Bodhisattva gördüğümüzü nasıl anlarız? Öncelikle tek bir Bodhisattva yoktur. Bodhisattva Maitreya bunlardan yalnızca bir tanesidir. Peki Bodhisattva ne demek derseniz isterseniz sözcüğü inceleyelim. Bodhi aydınlanmış, satva da varlık demek. Yani bodhisattva aydınlanmış varlık demektir. Bu kimseler Budizm'de bilge, ermiş, aydınlanmış kişiler olarak kabul edilir. Ama Bodhisattvalar Nirvana'yı ertelemişlerdir çünkü bu sırada dünyadaki diğer insanlara yardım etmek, onların da ermiş olmasına katkıda bulunmak isterler. Bodhisattva Maitreya, geleceğin Budası olarak bilinir. İnanışa göre insanlar bir gün esas Buda olan Buda Shakyamuni'nin öğretilerini unuttuğunda Maitreya bir sonraki Buda olacaktır. Bu da aslında Budizm'de Hayatta her şeyin geçici olduğu inanışıdır. Hiçbir şey olduğu yerde kalmaz, Buda'nın hatırası bile. Dolayısıyla gelecekte bir başka Buda var olmalıdır. Buda, Maitreya'dır. İnsanların Maitreya'yı tarihteki o hep bahsedilen Buda'dan ayırması önemli bir konu ola gelmiştir. Şimdi gelin Maitreya'yı Buda'dan nasıl ayırt edeceğimize bakalım. Öncelikle mücevherat konusu var. Maitreya'nın her yeri mücevher doludur. Kolları, boynu, kulakları, saçları. Sanki kraliyet mensubu gibi giyinmiştir. Sandaletleri de aslan figürlüdür. Peki aydınlanmış bir figür olan Maitreya neden bu kadar süslenip püslenmiş? Çünkü bazı kültürlerde manevi olan, kutsal olan maddi zenginlik ölçütleriyle gösterilir. Bu ölçütler figürün uhrevi statüsünü belirtir. Maitreya'ya ait bir başka sembol de su kabı. Buradaki heykelde su kabının tamamını göremiyoruz çünkü kırılmış. Su kabının anlamı şu. Rivayete göre Maitreya bir gün yeniden doğduğunda çileci bir yaşam sürecektir. Yani tüm fiziksel ihtiyaç ve zevklerden kendini alıkoyacaktır. Böylece Nirvana'ya ulaşacak, yaşam ölüm döngüsünden azade olacaktır. İşte bu vakit geldiğinde Maitreya tüm mal mülkten vazgeçecek, mücevherlerini takmayacak, güzel kıyafetler giyinmeyecek ve saçlarını böyle şekillendirmeyecektir. Şu anda kırık olduğu için göremediğimiz sahili aslında mudra denen özel bir hareket yapıyordu. Bu el hareketi Maitreya'nın o dönemde bu şekilde tasvir edildiği zamanda ne yaptığına dair açık ve net bir bilgi verir bize. İkonografinin diğer öğeleri gibi mudraların da özel kodları vardır. Yani el ve kolun hareketine göre verilen mesaj değişir. Bir başka sembole gelirsek urna'yı görüyoruz. Bu da iki kaşın arasındaki nokta oluyor ve kıldan oluşuyor. Kıllı ben gibi. Urna bilgeliği temsil ediyor. Bizim incelediğimiz Bodhisattva Maitreya, Gandhara denen bir bölgeden. Gandharalı figürler genelde böyle bol dökümlü kumaşlar giyer, gözleri badem şeklindedir ve aşağı bakar. Bu heykel milattan sonra 3. yüzyılda yapılmış. O dönemde bu tip büyük Buda ve Bodhisattva heykelleri arkalarındaki yuvarlak formla beraber tasvir edilirdi. Bu arada bizim figürümüz Gandaralı olsa da bahsettiğimiz özelliklerinin pek çoğu aslında sınırları aşan ve başka Maitreyalarda da göze çarpan özelliklerdir.